Merhaba arkadaşlar. Li500 şarj aleti incelememize hoş geldiniz. Ürün böyle bir kutuyla birlikte geliyor. Kısaca teknik özellikleri yazıyor kutunun üzerinde. Ürünün içinden ise bir adet 12 volt 2 amper adaptör. Cihazın kendisi kullanım kılavuzu ve araç şarjı çıkıyor. Araçtan da kullanabiliyorsunuz bu cihazla birlikte. Ürünün adaptörü 12 volt 2 amper. E, genel özelliklerini anlatmak istiyorum. Videonun tamamını izleyip belki aradığınızı bulamayabilirsiniz. Kısaca buradan bakmak isteyebilirsiniz. Eee NiMH ve lityum iyon pilleri 300 ile 1000 miliamper arasındaki akımlarla şarj edebiliyor. Aynı şekilde NiMH ve lityum iyon pilleri 250 miliamper ve 500 miliamperle de şarj edebiliyor. Şarj akımını 300 miliamper veya 500 miliamper seçerseniz 250 miliamperle de şarj yapıyor. 700 mA veya 1000 mA seçerseniz 500 mA ile de şarj yapıyor. Lityum iyon pilleri olması gerektiği gibi CC CV yöntemiyle şarj ediyor. Bu yöntem nedir? 4.2 volta kadar e, sabit akımla şarj ediyor. Diyelim ki 1000 mA seçtik, 1000 mA ile şarj ediyor. Pilimiz 4.2 volta ulaştıktan sonra tam doygunluğa ulaşması için şarj akımını sürekli azaltıyor. E, şarj akımımız 70 mAh'e düştüğünde ya bu değişkenlik gösterebilir ortam sıcaklığına göre ama benim testlerimde 70 ile 75 mA arası çıktı. E, şarj işlemini sonlandırdı. Nikel metal hidrit pilleri de doğru şekilde şarj ediyor. Eksi delta V yöntemiyle şarj ediyor. Yani voltaj 1.455'ten 1.450'ye düştüğünde diyor ki pilimiz şarj oldu. Zaten nikel metal hidrit piller böyle şarj edilir. E, deşarja geldiğimizde ise Lityum iyon pilleri yaklaşık 2.85 volta kadar deşarj ediyor. Nikel metal hidrit pilleri 1 volta kadar deşarj ediyor. Lityum iyon piller için 2.85 ortalama bir değer. Bazı piller 2.5'a, bazı piller 2.75'e, bazıları 3 volta kadar deşarj edilmeli. Bu cihaz 2.80 ile 2.85 arasında kesiyor deşarjı. 4 pili aynı anda 1 amperle şarj edebiliyor. Bu önemli. İş direnci çok yüksek olmayan pillerde kapasite ölçümünü yüksek doğrulukla yapıyor. Yani benim ölçümümü... %95 gibi doğrulukla yaptı. Başka cihazlarla doğruladım. Kapasitesini bildiğim pilleri test ettim. Ee, gerçekten yüksek doğrulukla yaptı ama iş direnci çok yüksekse sıkıntı olabilir. Çok uzun sürebilir şarjınız. İki çeşit deşarj yöntemi var. Birincisi Fast Test. Bu yöntem iki basamaklı. Önce pilinizi voltajı kaç olursa olsun 2.85 volta kadar deşarj ediyor. Daha sonra ise tamamen dolduruyor. Bu dolum sırasında kapasiteyi ölçüyor. Yani bomboş pili 4.2 volta kadar doldururken pilin içine ne kadar kapasite aktardıysak kapasitenin ne olduğunu söylüyor. Zaten bu tavsiye edilen bir yöntem değil. Adını da hızlı test koymuşlar. NOR test yöntemi 3 basamaklıdır. Asıl kullanmamız gereken yöntem bu. Pilimizi öncelikle tamamen dolduruyor. 4.2 volta ulaşan pili 2.85 volta kadar 250 veya 500 miliamperle ile deşarj ediyor. Kapasiteyi de bu basamakta ölçüyor. Zaten doğru ölçüm böyle yapılır. Önce pilin tamamen doldurulması ondan sonra tamamen boşaltılması gerekir. Pilimiz tamamen boşaldıktan sonra ekranda bize kapasiteyi gösteriyor. O kapasite ekrandan hiç gitmiyor ama pilimiz bu sefer şarja geçiyor. Ya kullanıma hazır hale getiriyor. Tamamen dolduruyor pilimizi. E doğru bir yöntem. Bu yöntemle ölçüyor. Adaptör takıldı değilken pilden 3-4 mA akım çekiliyor. LCD ekran açıkken 40 mA akım çekiliyor kutusundan çıkan 12 volt 2 amper adaptör gayet yeterli. Tüm özellikleri deneyebiliyoruz bununla. küçük ve yüksek güçlü bir cihaz olduğu için 4 pili 1 amperle şarj ettiğimizde ısınıyor. 50-60 dereceye kadar çıkabiliyor. Bu normal. Ama hani pillerinize olumsuz etkisi olabileceğini bilin. Çıkarabilirsiniz çok ısındığında. Uygun fiyatlı şarj, deşarj aleti almak isteyenler için bir fiyat performans ürünü diyebiliriz. Bundan daha yüksek doğruluğa sahip, daha iyi ürünler var. Li 500S gibi, X-Star Dragon gibi. Bunları deneyeceğiz ileriki videolarımızda. Videonun devamında e, burada anlattığımız özetteki şeyleri göstermeye çalışacağız. Hepsini videoya alamamış olabilirim. E, şimdi 4 tane pili aynı anda 1 amperle şarj ediyoruz. Burada görüyorsunuz sadece bir tanesinin ben amperini ölçüyorum ve görüyorsunuz çok büyük doğrulukla yapıyor. 997 miliamper, 1000 miliamper. Yani 4 pili aynı anda 1 amperle şarj edebilir. 12 volt 2 amper adaptör bunun için yeterli. Peki 300 miliamperi seçtiğimizde 300'le mi ediyor? 500'ü seçtiğimizde 500'le mi ediyor? Bunları görüyorsunuz şu anda. Gerçekten bunu da büyük bir doğrulukla yapıyor. 700 miliamper seçtiğimizde 699, 697 gibi değerlerle şarj ediyor. şimdi 3 miliamperle de şarj oluyor. Adaptör takılı değil. LCD ekran açıkken de 46 miliamperle de şarj oluyor. Bunu da bir merak edenler olabilir. Pilim takılı olursa ne kadar akım Çekilir pilimden diye. Şimdi fast test yöntemini başlatalım. Ee, tamamen boş bir pil seçtim çünkü önce tamamen boşaltacak. Orada zaman kaybetmek istemedim. Daha sonra ise pilimizi tamamen dolduracak. Kapasiteyi bu basamakta ölçecek. Şimdi 3.06 olan pilimizi hemen de şarj etti. Siz de görüyorsunuz 2.90 oldu 2.93. Ekranda kapasite görünmeye başladığında ölçüme geçmiş demektir. 0 miliamper 1 miliamper gösteriyor. Bu testin sonuna kadar artacak. Testin sonunda da ekranda o değer kalacak. E, voltajımız yükseliyor. 4.2'ye gelecek. Akımımız yavaşça azalacak. E, tam kapasite orada gösterecek ama bu doğru bir test değil. Nor test modunu deneyelim. Akımı 1 amper olarak ayarlıyor. Evet ulaştı. Şimdi ekranda kapasiteyi görüyorsunuz. Altta süreyi de gösteriyor. 1 mA, 2 mA. Burada bayağı bir atlama yaptım. E, kapasite atlamaları olacak ekranda takip ederken neden birden oraya fırladı diyebilirsiniz. Farklı kanala geçtiğim de oluyor arada. Ee, ama sonuç olarak zaten en başta gösterdiğim özetteki şeyleri anlatıyorum buralarda. Onların videosunu çektim. Özet aslında sizin için yeterli. Devamını izlemeseniz de olur. Ee, nikel kadmiyum ve nikel metal hidrit pilleri de şarj ediyor. Onları da aynı anda taktım. 2 ve 3 numaralı kanallarda da onları görüyorsunuz. Farklı farklı akımlarla onları da şarj etmeyi deneyeceğim. Birini 500 miliamperle birini 1 amperle şarj ediyorum. Bu arada nikel metal pillerde eğer pil buna müsaitse şarj akımının hızlı olması çok olması daha verimlidir. Yani 500 miliamperle şarj ederken pile 1500 mA kapasite doldurmanız gerekirken 1 amperle şarj ederken belki de 1300 miliamper doldurduğunuzda pil doluma ulaşacaktır. Şimdi Nord test devam ediyor. 1049 mah çekildi. Pilim zaten 1200 mahlık bir pil seçtim. Yani kapasitesi düşük ama bu sağlıklı bir pil. Yani normalde de kapasitesi bu kadar. 1200'lük pil tercih edenler için bu pil var. Şu anda 1063 mah kapasite gösteriyor. 1 saat 11 dakika oldu. Ya fast testi gösteriyor özür dilerim. Fast testte 1 saat 11 dakika oldu. 1065 mah gösteriyor. Zaten 1 amperle dolduğu için bu normal. Evet şimdi end yazdı. 1066 mah. Pilimizin kapasitesini 1066 mah olarak ölçtü. ya yani doğru değil dediğimiz bu yöntemde bile aslında doğruya yakın bir değer veriyor bize. ama North Test en doğrusu. North Test'imiz ise şu anda 1 saat 17 dakika olmuş. 657 mAh saat kapasite olmuş. 3.84 volt. 680 mah. Bu şekilde pilimiz deşarj oluyor. 500 mAh ile sabit 500 mA ile de şarj oluyor. Zaten de şarj, e, akım doğruluğu yüksek, bunu gördünüz. Bu şekilde deşarj olup 2.80, 2.85'e geldiğinde diyecek ki bu pil tamamen boşaldı. Tamamen doluyken 2.85'e gelene kadar bu pilin verebildiği kapasite bu kadar. Zaten doğru test yöntemi de budur. Şu anda 750 mAh kapasiteyi görüyorsunuz ekranda. 3.80 voltta anlık olarak da gösteriyor. Yani çekmek istediğinizde de yarıda da kesebilirsiniz. Kullanmak istediğim kapasite benim bu kadar. Demek ki şu kadar volta gelince bu kapasiteyi veriyormuş diyebilirsiniz. Yani 1040 mah şu anda 3.65. O değerler çok doğru olmayabilir. Yükte olduğu için biz ekranda doğru değeri göremiyor olabiliriz. 1080 mah. Pilim zaten 1200 mah. 1200'den yüksek çıkmasını beklemiyorum. Yaptığım yani doğruluğu yüksek cihazlarla yaptığım testlerde de 1170-1180 gibi çıkmıştı. Ee, burada da o değere oldukça yakın olmasını bekliyoruz. Şimdi 1150 mah oldu. Yaklaşık 2 saat 16 dakika diyor. Bu pille daha Şu anda 2.94 volt. Birazdan testin bitmesi gerekiyor. Ortalama bu değerlerde çünkü kapatma yapıyor. 2.86, 2.85, 2.84'te evet testi kesti. O end yanıp sönüyor. E, şu anda şarza geçti voltajımızın yükselişini görüyorsunuz Aslında 5 dakika 10 dakika dursaydı güzel olurdu Ama hiç durmadan direkt geçiyor ya Bu şekilde ölçüm yapıyor pil sürekli sıcak kalıyor dursaydı belki birazcık soğurdu pilimiz daha pil sağlığı açısından daha iyi olurdu 1152 mAh çıktı Fest testte de 1066 mAh çıktı Aynı zamanda nikel, kadmi, nikel meteredit pilimin testi de devam ediyor şarjı bir tanesi 798 mAh Olmuş ve sonlandırmış şarjı. Polimer pilleri, kablolu pilleri de bununla şarj edebilirsiniz. İlla şey gerek yok. Yani silindirik yapıda olmasına gerek yok. Oraya uygun bir yuva takarsanız onları da şarj edebilirsiniz. Aynı zamanda power bank özelliği var. Doldurduğumuz pilleri buraya takıp 5 volt 1 amper çıkış alabiliriz. Gördüğünüz gibi telefonumuzu şarj ediyor. Daha ileriki videolarda bu cihazın Li-500S ile X-Star Dragon VP4 Plus ile kıyaslamalarını yapacağız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sorularınız varsa lütfen aşağıya yorum olarak ekleyin.